Hey Allah'ım, bu nasıl olur? Murat benim torunum olmasa hissederdim. Bilirdim ben. İnsan bir başkasının çocuğunu bu kadar nasıl sevebilir ki? Güzel Allah'ım, bize güç kuvvet ver. Bu çocuğum daha ne kadar üzülecek? Daha ne kadar yalanla sınanacak? Murat. Gelsene oğlum. Niye yüzüme bakmıyorsun babaannem? Bilmiyorum. Gel şöyle. Gel otur. Niye bakmıyorsun? Sen benim elime doğdun. Daha annenden önce benim kucağıma verdiler seni. Böyle küçücük, uzun kirpikli, güzel mi güzel bir bebektin. Serçe parmağımı sımsıkı tuttun. Bırakmadın. Daha o zamandan ne kadar güçlü olduğun belliydi. Ben ömrümde bir daha senden başka kimseyi sevemeyeceğimi anladım. Ve senin o güzel ellerini bırakmamaya söz verdim. Parka giderdik. Sen yürümek istemezdin. Babaanne kucak kucak diye tuttururdu. Seni sırtıma alırdım. Hasta olduğunda sabaha kadar başında beklerdim. Acıktın mı, susadın mı diye seni düşünmeden geçirdiğim bir anım bile olmazdı. Anasız kaldığında o üzülmelerini gördükçe ciğerim solardı. Bir yanım ağladı, bir yanım güldü. Ama senin yanında ben hiç ağlamadım. Ben seni böyle büyüttüm. Sen benim biricik torunumsun. Hiçbir test bunun aksine inandıramaz beni. Dama çıktı. Ne tilkisi ya? Bu gerçek kürk değil tabii ki. Benim tasarımımda asla ama asla hiçbir hayvan zarar görmez. Çok vahşice. Tamam iyi, çok iyi, süper bir şey de onu demiyor ya. Şüpheli şans kaçıyor diyor. Hadi kriptonik durumlar. Taksi. Hay taksi. Ne tarafa? Maslak'a gidelim. Şoför bey, paralı yol varsa paralı yoldan gidelim. Hatta en pahalısından gidelim. Böyle kaliteli, rahat bir yolculuk yapalım. Kendimizi özel hissedelim, değil mi? Ne kadar uzatsa bile 3-4 dakikalık yol. Levent'teyiz zaten. Beyefendi, taksiye pek fazla binmezdi. Hatta daha doğrusu karayolumuz çok tercih. Nasıl yani abla? Heli kullanır. Heli? Helikopter. Helikopter. Ama tabii bugün sis vardı, havalanamadı. Aslı'cığım, tüyo geldi mi holdikten? Derhal kontrol ediyorum efendim. Bak bakalım. Evet gelmiş efendim. Kaça kaç vereyim? 1'e 20 efendim. 1'e 20. İyi. Garantili mi? Tabii ki garantili.
O zaman 200 yatıralım. No hani no. 200 olmaz. 333 yatır baby. Tabii ki sultanım, sen 333 değilsen 333 yatıracağız ya. Ne olacak ki? Aslıcığım 333 olsun. Başlayın efendim. 333 ne abla? 1000 lira. Ha yok yani, nereye yatırıyorsunuz? Borsa. Beyefendi. Borsa simsarı kendisi. Vay, borsa şampiyonu ha? Evet. Abla, ben de azıcık bir şey versem, ben de yatırsam olmaz mı? Bilmem ki. Aslıcığım, beyefendi bir şey mi dedi acaba, ben bir şeyler duydum. Efendim. Beyefendi sizin ününüzü çok duymuş. Tabii sizi görünce tanıdı. Acaba diyor, ben de diyor ortak olabilir miyim, katılabilir miyim? Böyle küçük bir meblağıyla diyor payıma düşeni alabilir miyim sonrasında? Tanıdım abicim ben seni ya. Ekonomi dergisinde görmüştüm posterini. Ekonomi der... ekonomi dergisine. Tam tabii tabii canım. Şey değilsin ya. Trump'la bizim holdingin hamamına yaptığımız röportajı değilsin. Tabii canım. Ya o çok güzel bir çekim değil miydi baby? Aynen aynen abi o. Ya Trump çok kıymetli bir adamdır. Zaten de değerini de buldu. Yatırabilirsin tabii. Aslıcığım, beyefendinin adını, soyadını, adresini alalım. Şirkete davet edelim. Yatırımları şirkette konuşalım beyefendiyle. Hemen efendim. Vay be, kralsın be abi. Krallık bitti ya. Şoför bir sağda şu büyük binanın önünde kalalım. Bizi sağda bırak. Burası mı abi şirketiniz? Dükkan burası. Yarın 10'da gel. Yatırımlara konuşalım, tamam mı? Olur abi, çok sağ ol ya. Yarın görüşürüz o zaman. Üstü kalsın. Sağ ol abi. Bye. Bye. Yedi herifçi ol ya, bir de yedi ha. Chuck ve Orti. And the Oscar goes to me. Nasıl bir Hollywood starıydım ama. İyiydi, iyiydi, bayağı iyiydi de. Kız Bedi, sen de iyiydi de. Öyle borsa şampiyonu filan, tiyatrocular gibi domaçlamalı ha. Doğaçlamalı aslında. Doğaçlama doğru. Tabii ki Davidciğim, biz de boş durmadık herhalde, çalıştık dersimize yani. Karnımız kazındı. Bir gidip kelle paça içeriz artık. Kelle mi? Paça mı? Bayılırım ben. Hadi. Paça kelle, istersen gelme. Biz gideriz, hadi Orti yürü. Ben de bir mercimek içerim. Bekleyin. Geldim.